Onurluyuz, gururluyuz, Konya sporluyuz. Adem Bulut İnşaat'ın sunduğu spor haberleri başlıyor. Efendim spordan gelişmelerle karşınızdayız. Konya Spor Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Karşılaşmadaki son gelişmeler için İzmir'e Mustafa Durmuş'a bağlanıyoruz. Evet Mustafa Durmuş sendeyiz. İyi akşamlar Onur, kolay gelsin öncelikle. İlk yarı tamamlandı, şu anda hemen solumda bakıyorum. Evet. Top Arda kardeşlerin elinde, ikinci yarıya çıktı takımlar. Sağ kenarına geldiler. Birazdan ikinci yarı başlayacak. İlk yarıda iki takım adına da çok önemli gol pozisyonları yoktu. Göztepe'nin Konyaspor defansıyla İbrahim Seyiç'in anlaşmadığı bir pozisyonda Konyaspor kalesini tehdit ettiği bir vuruş vardı. Evet. Kaleci Seyiç'in bacaklarına çarparak şiddetini düşürdü top ve Seyiç kontrol etti. Bunun dışında Konyaspor'un iki kez sağ kanattan ve sol kanattan gol girişimi oldu. Final paslarını iyi yapamadığı iki pozisyon oldu. Daha doğrusu pozisyon girişimi oldu. Notlarımızın arasına alabileceğimiz maske indireyim şöyle müsaadenizle. Çok önemli pozisyonlar yaşanmadı İzmir'de. Sıcak nemli bir hava var. Gürsel Aksel Stadyumu'nda ikinci yarı az sonra başlayacak. Maçtan önce Bütüç'ün sakatlı olduğu duyuruldu resmi hesaptan. Karşılaşmada yok. Şengelya ve Sekidika kanatlarda görev yapıyor. Amir Hazzi Ahmetoviç kart cezalısı olduğu için İsmail Dioman da görev yapıyor. Ve tabii ki Kravis de getirilmedi, İzmir'e bir sakatlığı vardı. Çıkaleşi sahada gol umudu olarak. İkinci yarıda bakalım nasıl olacak, nasıl bir hamle gelecek. Birazdan başlayacak ikinci 45 dakika. Tabii İzmir deplasmanında bu sıcak havada, nemli havada alınabilecek bir puanın bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama eğer bugün Konyaspor kazanırsa Süper Lig tarihinde Göztepe'yi hiç mağlup etme başarısı gösteremedi Yeşil Beyazlar. Bir ilki başarmış olacaklar. İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın diyelim. İkinci yarıda hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz Onur. Ben İzmir'den sözü şimdilik sizlere bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum ve tüm izleyicilerimizin tüm İslam aleminde Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyorum. Teşekkürler. Söz sizde. Teşekkürler Mustafa Durmuş. Evet, spordan diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Büyükşehir Hastanesi Konya Spor basketbol takımı ligin son haftasında deplasmanda Final Spor'u mağlup ederken ikinci lig kırmızı grupta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konya Spor evinde ağırladığı Pazar Spor karşısında galiple ayrılmayı başardı. Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde mücadele eden Büyükşehir Hastanesi Konya Spor basketbol takımı normal sezonu